Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte 1923 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve 100 yaşına merdiven dayayan Ayvalık Belediyesi'nin kanatları altında ilk kez profesyonel belediye tiyatrosunun kuruluşu gerçekleştirildi. Gönüllülük ve sözleşmeli oyunculuk esasıyla modellenen tiyatro, 6 Mayıs akşamı Vural Sineması Nejat Uygur sahnesinde Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği Ya Yaşıyorsa isimli oyunuyla perde diyecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikten kısa bir süre sonra Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun kurulması için düğmeye bastıklarını, ancak araya pandemi koşullarının girmesi nedeniyle girişimi askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Ergin, Belediye Tiyatrosu kurulmasını yaşama geçirmek için göreve geldikten sonra hızlandırdık. Meclis kararıyla yönetmeli, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilmek üzere kabul edilmişti. Fakat araya giren pandemi, eğitim sürecini etkiledi. Kuruluş gerçekleştirildikten sonra eğitim hazırlıkları baştan sona kadar belediye bünyesinde tamamlandı. Oyunun perde demesi Mayıs ayını buldu diye konuştu. Neyzen ya yaşıyorsa isimli kitabı seçkin kitap evlerinde kitap severlerin benisine sunulan Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Erkancılak, tiyatronun kuruluş süreciyle ilgili şu bilgileri verdi. Cumhuriyet döneminin en iyi aydınlanma evrelerinin geçirildiği 1928-1940 yılları arasında 30'u aşkın oyunun Türk Ocağı ve sonrasında kapatılmasıyla birlikte halk evlerinde 240'ın üzerinde sergilenmesinin mihenk taşı kentin ayvalık olduğunu hatırlattı.